Aygaz ve Opet müzik ve pol programını sunar. Pembe yakışır, ince giyerim ince pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Oh, sen yana ben cana. Oh, sen yana ben cana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İki resmini çıkarsınlar yan yana. Hoppa! Merhaba sevgili seyircilerimiz. Müzik ve Paul programımıza hoş geldiniz. Ben Paul Dwyer. Bu hafta yollarımız Çanakkale'ye düşüyor. Programımızda klarinet ustası Yarım Dünya Hasan'la keyifli müzik yapacağız. Bir genç ekiple buluşacağız. Çırpılar Köyü'nü ziyaret edip çok güzel bir ada hafızası Zeybek oyunu. Ben de belki deneyeceğim. Bir de şehitlerimizi ziyaret edeceğiz. Müzik ve Paul programımız Gelibolu'dan başlıyor. Gelibolu'da yanımızda Yarım Dünya Hasan abimizle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Siz de hoş geldiniz. Yarım Dünya. Yarım Dünya Hasan. Yok Yarım Dünya. Niye Full Dünya veyahut da Tam Dünya? Şimdi şöyle benim annemin lakabı öyleydi. Anneme Yarım Dünya diyorlar. Hadi. Anneme. Rahmetli olunca ben de kaset plak yapıyorum. Dedim ki ben Yarım Dünya ismini kullanırsam enteresan olur. Çok güzel. Ve yerine de oturdu yani. Artık mahlas gibi bir yani oldu, yerine mi? Oturdu bu. Tabii. Şimdi yurt dışında biz nasıl bu arada çok Türkiye'de çok geziyoruz. Siz evet. De yurt dışında da bayağı gezdiniz. Çok, hatta çok. Fransa'da ondan biraz bilgi verir misiniz? Tabii, çok... tabii ki. Fransa benim memleketim gibi oldu. Hangi yöreydi bu parça? Bu Kırşehir. 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 Yani Neşet Ertaş'tan tabii. Rahmetli. Ya ben şimdi alt müziği bunlar. Bizim alt müziğimiz toprak gibi kokar. Roman camiası demek hep 9-8'lik demek değildir. Yani bunun slavları da var, her şey var yani. Tabii. Enternasyonel yani ben batıyı da çalıyorum. Yani. Mesela bir örnek var mı? Tabii ki var. Bir trompet parçası var mesela yazılmış trompete. O var. Onu çalayım isterseniz. Lütfen. Tabii. Çok güzel ya.
Müthiş, ağzınıza sağlık. Şimdi biz Bergama'dayken, şimdi Akmaca Mahallesi'nde hep nefesli sazlar var, o Roman Mahallesi'nde. Fakat bir saat ileride başka bir Roman Mahallesi'nde sadece telli sazlar, keman ve kanun. Burada karışık. Yani burada da kanun yok işte. Burada da kanun yetişmiyor, yani kanun yok burada. En sonunda çok ufak bir delikanlı var. Kaç yaşındasın sen? Sekiz. Sekiz diye bir ses geldi. Sen de asma davul çalıyorsun. Senden bir örnek istiyorum o zaman. Şimdi siz esasında klarnetle başlamadınız diye biliyorum. Ben kemanla başladım. Bu nasıl oldu peki? Nasıl geçtiniz? Nedir? Vallahi ben artık 8 yaşında falan keman çalıyordum. 17 yaşına kadar keman çaldım. 17 yaşından sonra klarnete döndüm. Klarnet çalan bir sanatçı mı lazımdı? O yüzden mi geçtiniz yoksa siz tabii öyle... ailemizde lazımdı yani. Lazımdı. Şimdi tabii bir 9-8'lik çalmamız lazım. Tabii. Değil mi? Tabii ki. Tabii. Hatta ben ufak bir şeyler söyleyeyim. İşte beraber çalalım. Tabii. Bak, benim yeni bir albüm yaptım. Türküler. Hatta bir tane 9-8'lik bir türkü var. İnce giyerim. Tabii. Çalalım mı? Tabii çalalım. Çalalım. Ben girsem? Sen gir tabii. Doğru mu? Evet. Baba! İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Oh, sen yana ben canım. Oh, sen yana ben canım. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İki resmini çıkarsınlar yan yana. Hoppa! Bak ben bir darbuka, bana ufak bir şeyler, bir 30 saniye müsaade eder misin? Tabii. Ben bir şeyler, tabii. Yani tabii, siz tabii, çalın tabii. Ben bir ufak eşlik, ufaklık biraz eşlik etmek istiyorum. Tabii. Siz gitar çalıyor musunuz? Yok. Gitarı şöyle koyuyorum. Vay. Çok, yani denemek isterim. Çalalım mı? Yani kusura bakma şöyle estağfurullah. Yanlış olabilir ama tabii. Sen beni düzeltebilirsin. Of, elim acıdı. Şimdi Hasan abi tabii. Efendim. Fransa'da ikinci ülke oldu. Orada çok tanıyorsunuz. Yani. Geri buludu nasıl insanlar sizi? Tabii ki benim kendi memleketim. Onlar da tanır. Onlar da hepsinin malumatı var. Avrupa ülkelerine gittiğimden. Kendi festivallerimizde çıkıyoruz burada. Klarnet Festivali dedik Edirne'de. Bundan 2-3 ay öncesi de İstanbul Arbiye Açık Hava konserimiz vardı. Buranın yöresel müzikleri yani var. Siz ondan da çalıyorsunuz. Tabii ki. O zaman Zeybekler var. Gelibolu'nun meşhur bir türküsü sizden dinlemek isterdim. Bizim Ecova tarafı diyorlar bu tarafa böyle.
Ecevat tarafında. İşte Kayrolam'ın Demiri diye bir hanımlar oynar, erkekler oynar bunu Gelibolu'nun. Bir de Gelibolu'nun karşılaması var. O da 9-8'lik. Hepinizin ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ ol. Biraz üşüdük burada ama değdi. Benim için değdi. Çanakkale'nin ilçesi Bayram İç. Doğru değil mi? Evet. Çırpılar Köyü'ne geldik. Çok güzel bir köyünüz var. Evet. Kızlar, iyisiniz? İyiyim. Ve önce Muhtar Mustafa Bey, size sormak istiyorum. Şimdi biz gündüz geldik. Aydınlık, güneş vardı. Karanlık oldu. Ne oldu millet? Zor topladık. Neden? Millet bizim meyvacılık üzerine olduğumuz için... Tarımla uğraşan bir köy. Herkes tarlada başladı olduğu için akşam toplanmak zorunda kaldık. Onun için geç kaldık. Yok geç kalmadı estağfurullah. Sizin zaten gününüz, günlük nasıl geçiyor? Yani köyünüz... Köyümüzden günlük meyvacılık üzerinde tarımdan uğraşıyoruz. Her gün elmaların gibi böyle çocuk bakar gibi elmalara bakmamız gerekiyor. Bakmadığımız zaman ürün alamıyoruz. Onun için herkes köylü. Eli şapa tutan, kürek tutan, herkes tarlada bahçede çalışıyor. Çalışmak zorundayız. Çalışmadık mı aç kalacağız. Ekonomimiz zaten sallak ölemesine gidiyor. Köyünüzde nüfus kaç? Kaç insanlar? 150 hane, 400 nüfusumuz var. Fakat memur çok olduğu için dışarıda da yaklaşık 700-800 nüfusla dışarıda. Köyümüzde nüfusu kalabalık ama öyle oturan 400 kişi, dışarıda oturan 700-800 kişi de dışarıda var. Şimdi bir tane bayana sormak istiyorum. Siz bir köy hanımefendi olarak... Gün yani nasıl geçiyor hayatınız? Köyde herkes yani hayvana olan hayvan bakıyor. Bahçe işimiz oluyor. İşte elma işi eşlerimize yardım ediyoruz. Yani köyde iş böyle. Siz geç geldiniz değil mi? Evet. Çok çalışıyorsunuz demek. Hayır aslında yani saatini anlayamadık aslında. Ha, öyle mi? Evet. Muhtar. Ama genelde siz geç bir saate kadar çalışıyorsunuz ya uğraşıyorsunuz. Yani çok sıkıştı şimdi milletin işi. Tam bahar zamanı, yağmur yağıyor. Çoğu işimizi yapamıyoruz tam zamanında gününde. Yani herkes elinden geldiği kadar gün aydınlıkken çalışıyor. Allah kolaylık versin hepinize. Sağ olun. Thank you.
Abi sizi tanıyalım. Çanakkale, Bayramış kazası, Çırpılar doğumluyum. İsmim Yücel Uzunoğlu. Çanakkale'de ikamatgah yapıyorum. İşte arkadaş köylülere bazen böyle oyun için işte yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi gördüğümüz figürler, gördüğümüz özellikle ada havası. Doğru mu söylüyorum? Ada havası değil mi? Ada havası. Şimdi bunu siz çok güzel oynadınız. O yüzden ben seyrettim. Teşekkür ederim. Yani ben önce saygılı şekilde bozmak istemedim. Çok teşekkür Kaç kişi oynuyor? 6 kişi veya 4 kişi. Oyun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Biz bu oyunu Çırpılar Köyü'nde çok yer gezdim. Çok yerde düğünlere katıldım. Ama Çırpılar Köyü'ndeki gibi ben bu oyunu görmedim figürlerini. Biz kendi büyüklerimizden, komşularımızdan, abilerimizden bizim bir davulumuz vardı kendi aramızda. O zamanlar eskiden televizyon falan yok tabii. Kendi eğlence yapardık. Davul çalardı. Islıkla. Ben şimdi çalamam. Çalan arkadaşlarım var. Islıkla çalardı. Davul yapabildiği kadar. Biz de odanın içinde oynardık. Böyle öğrendik oyunu. Düğünlerde devam ettik. Hala devam ediyoruz. Yaşımız 56. Şimdi bu oyun bir zamanda, uzun zamanda biraz kayboldu gibi geldi bize. Bunun sebep neydi? Zeybek oyunları, geleneksel oyun dediğimiz biraz daha hareketli oyuna kaçtı gençlerimiz. O yüzden zaten şey yapamadılar yani. Şimdi bu ada havasından hariç bir oyun daha gördük. Onun farkı neydi? O da bizim gene yöresel oyunu, Yandım Ayşe diye. Bazı yörelerde Kar Yolamın Demiri olarak geçer. O da değişik işte bir şekilde, daire şeklinde. Öbürkü karşılıklı oynanır, o daire şeklinde oynanır. Figürleri bazıları benzer. Böyle bir oyun yani bizim yöresel oyunlarımız. Şimdi ben, siz büyükler oynuyorsunuz bunu. Bir tane gençten, bir tane genç, şöyle bir delikanlı var arkada. Şimdi bir genç olarak, ben biraz oynadım. Siz fazla, yani hatta fazla değil, hiç oynamadınız, eşlik etmediniz. Neden? Bilmiyoruz ondan. Bilmiyorsunuz? Evet. Çok basit. Peki, basit bir cevap. Sebep neye? Ne bilmiyorsun? Sebep, şimdi bu oyunu öğretmesini istedik biz bazı abilerden. Onlara bakarak öğrenin deyince olmuyor. Şimdi uygulamalı olarak başka, bakarak gene başka olduğu için buna kimse, yani normal arkadaşlarımız oynuyor. Roman havası falan oynuyor herkes ama bunu kimse yapmıyor yani. Onun sebebi çalışıyorsunuz. Onun sebebi şimdi eskisi gibi vakit yok şimdi. Herkesin işi var. Tabii öğreten de olmayınca siline siline artık köyde 4 kişi oynuyor.
ne oynuyorsunuz? Yani gördük ki biraz şey, ne dersiniz onu, oyun? Çifte telli deriz. Seviyor musunuz bunu? Evet. Okul nasıl gidiyor? Kaç aldınız? Takdir. Süper. Köylerinizle ilgili, bu güzel insanlarla ilgili son bir sözünüz var mı? Sözüm, halkımızdan memnunum. Bana eline geldiklerine kadar yardımcı da oluyorlar. Tabii biz de çok kültürlü bir insanlar değiliz. Estağfurullah. Bilmediğimiz yönlerimiz oluyor. Alttan destemiz var. Öyle bir şeyimiz de yok. Muhabbetimiz de iyi. Güzeliz yani. Bizim bir eksiğimiz var köyümüzde. Bir sağlık ebemiz yok köyümüzde. Yoksa geri kalan her şeyimiz var. O zaman size tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinize ellerinizden öpüyorum teyzeler, ablalar. Sağ olun. Biz de siz geldiğiniz için sizlerden teşekkür ederiz. Çok memnun olduk sizin yengenizle. Sağ olun, var olun. Kızlar, başarılar. Güzel oynadınız. Hadi size başarılar dilerim. Okul ve oyunlarınızı. Aygaz ve Opet'in sunduğu Müzik ve Pol reklamlardan sonra devam edecek.